Çakır Bey Gayrimenkul'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4 oda, 3 banyo, BC'den oluşan villamızı tanıtacağız. Villamızda havuz, otopark mevcuttur. Villamızın iç oturumu 180 metrekaredir. Denize mesafesi 2 kilometre, Altınkum plajına 4 kilometre mesafededir. Villamızın girişinde ilk geldiğimizde kapı önünde bir otoparkımız bulunmakta. Tek araçlı. Üstü kapatılabilir şekilde yapılmış bulunmakta. Yukarı çıktığımızda havuzumuzu göreceksiniz. Bu villada zeminden dahi denizi görebiliyorsunuz. Villamızı panoramik olarak zeminden dahi denizi görebiliyorsunuz. Villamız Hisar Mahallesi'nin en kaliteli villalarından biridir. Görmüş olduğunuz gibi havuzu kullanışlı, geniş. Havuz etrafındaki zemin mermerden oluşmakta. Villanın etrafında komple alüminyum korkuluklar ve demirler kullanılmıştır. Burada güzel bir yeşil alanımız bulunmakta. Bu çok şık olmuş. Burada çocuklarınız da oynayabilir yeşil alanda. Vücuttaki elektriği de alır, iyi olur. Villa gerçekten çok güzel. Hem arsa payının 500 metrekare olması hem de iç oturumun 180 metrekare olması bizi cezbediyor. Videolarımızda birçok müşterimiz aradı. Bize olumlu olumsuz eleştirilerde bulundu. Haklılar, biz öz eleştiriye açık bir firmayız. Fiyatları videonun başında istediler. Bu sebeple biz villamızın fiyatını şimdiden söyleyelim, ondan sonra içeri geçelim. Daha bahçeyi de gezeceğiz. Bu evimiz komple eşyalıdır. Fiyatımız 13,5 milyon TL'dir. Bunda pazarlık da mevcuttur. Takas da olabilir. Eğer Didim'de arsanız, eviniz varsa takas düşünebiliriz. Böyle gelip barbekümüzü göstermek istiyorum. Barbekümüz kullanışlı, güzel bir şekilde yapılmış. Etrafı taşlarla, desenlerle süslenmiş. Burada bir kamelyamız var, ahşaptan yapılmış. Çok güzel bir güneş kran var evimizin önünde. Binamızda ısı yalıtım bulunmaktadır. Fugalı ısı yalıtım kullanılmış bu cephede. Belli bölgelerde patlatma taşı dekor. Bina etrafında çim haricinde yaklaşık 1 metrelik yürüyüş alanında fayans kullanılmış. Peyzajda çam ağaçları ve sade ağaçlar kullanılmış. Çok geniş bir bahçeye de sahip. Evimizde audio akıllı sistem, ev güvenlik cihazı bulunmakta. Kamera sistemi, alarm sistemi. Bütün hepsi mevcut. Dış cephesinde genel hepsinde montolama vardır. Montalama ısı yalıtım. Bu da fugalı bir ısı yalıtım. Binanın %50 enerjisini, tasarrufunu sağlıyor. Şimdi evimizin içine geçeceğiz. Son bir kere bahçeyi geziyoruz. Ondan sonra evin içine geçiyoruz. Abi böyle bir bahçemizi tekrar alır mısın? Tekrar dediğim gibi evimiz Mesut Tatilköy plajına 2 kilometre, Altınkum plajına 4 kilometre mesafededir. Pazar, hastane, otogar, yani bu tür alanlara, bankalara falan 2 kilometre bir mesafesi söz konusu. Tabi böyle bir yerde aracınız olsa sizin için de daha rahat olur. Taksi çağırmak zorunda kalmazsınız. Ev gerçekten çok şık, çok kullanışlı. Evet değerli dostlar, şimdi evimizin içini tanıtacağız. Evimizin içine girmeden önce şu an yine tekrarlıyorum. Evimiz komple eşyalı, 13,5 milyon TL'dir. Takas olur. Çelik kapısı doğu cephesinden bakıyor. Akordeon sineklik bulunmakta. Çelik kapımızın üst dokusu ahşaptan, içi çelik malzemeden yapılmıştır. İçeri girdiğimizde geniş bir hol karşılıyor bizi. Akıllı sistem bir ev olduğunu söylemiştik. Akıllı sistem panomuz burada. İlk önce salon ve mutfağımızdan başlayalım. Salon ve mutfağımız Amerikan mutfak olduğunu söylemiştim. Yerler seramik zemin. Tavanlar led ışıklandırma, aydınlatılma kullanılmış. Mutfak dolabı lake, lavabo taşımız chimstone malzemesinden yapılmıştır. Bunları zaten siz de internetten araştırırsanız en kaliteli malzemenin bunlar olduğunu anlarsınız, biliyorsunuzdur da. Çünkü ev alıyorsanız araştırıyorsunuzdur. Salonumuz geniş, yaklaşık 40 metre tavan vardır burada. Salon oturumunda 40 metre bir tavan vardır. Televizyon kurulmuş, mobilyaları döşenmiş, perdeleri, her şeyi hazır.
Alt katta bir odamız daha var. Kapılarımız yine lake, sağlam kapılar, kaliteli. Kapı kollarından bile kendini belli ediyor. Marka olduğu, evin kendisini zaten gösterdiği gibi gayet şık ve güzel. Evimizde merkezi sistem ısıtma tesisatları döşenmiştir. Aynı şekilde buraya da doğal gaz geldiğinde sadece aparat montajları yapılıp kullanılacaktır. Şu tavandaki detayı çekebilir miyiz? Çok güzel olmuş. Bunu yapan ustan da ellerine sağlık. Bu oda oturma odası gibi döşenmiş ama buraya yatak odası yapabilirsiniz. Alt katta bir yatak odası yaşlılarımız için, misafirlerimiz için iyi olabilir. Burada bir banyomuz var. Alt katta şöyle bir dolap konmuş, geniş. Burayı şey olarak kullanıyorlar. Kiler olarak kullanıyorlar. Şu an malzemeler var içeride. Banyonun güzelliğine bakar mısın abi? Bu lamba nerede? Gel gel. Gel. Böyle banyo çektik mi biz? Bu kadar geniş ve güzel. Çok güzel olmuş. Ahşap. Çimson sandım ama ahşap kullanılmış. Banyo çok ferah, çok geniş. 500 metre arsaya da böyle bir banyo yakışır. Şimdi size üst katı tanıtacağım. Zeminin seramik olduğunu söylemiştim. Merdivenler mermer. Burada alüminyum korkuluklarımız var. Sıkıştırılmış plastikten cam deseni verilmiş bir dekor var burada. Çok güzel yakışmış. Antrasit renk cam korkuluklara uyarlanmış ve güzel. Duvarlarımızın boyası kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama tampon boya diyoruz biz buna. İstediğiniz desende istediğiniz rengi verebiliyorsunuz. Burada fazla parlatılmamış boya. Tampon boyadır. Dediğim gibi evin içinde jüton boya kullanılmış. Evin içinde ve dışında. Jüton kullanan bir firmada sizin de anlayacağınız gibi diğer malzemelerin hepsinde kalite kullandığını düşünüyorum. Burada içeri geldiğimizde tavanları çeker misiniz? Güleceksiniz belki ama bu ışıklandırmaya manda gözü diyorlar. Burada 3 yatak odamız mevcut. Üçü de döşenmiş, hazır. Soldan benim solum, kameraman arkadaşımın sağ. Sağdan başlarsak burada geniş bir banyo var. Bu üst kattaki banyo da çok geniş, çok güzel. Kaliteli tasarlanmış, şık fayanslar kullanılmış. Yani bugüne kadar gördüğümüz en geniş banyo diyebilirim. Hisar Mahallesi dediğimizde kesinlikle şehre fazla uzak bir mahalleden bahsetmiyorum. Çünkü Hisar Mahallesi Didim Efeler sınırından Mavişehir sınırına kadar Hisar olarak geçer. Burada Efelerle Hisar'ı ayıran sadece 12 metrelik bir yol var. Yolun altı Efeler, üstü Hisar. Burada da çok şık döşenmiş bir odamız var. Fayans, zemin, yine tavanlarda ışıklandırmalar. Odalardan bile deniz manzarası olduğunu biliyorum. Gündüz görmüştüm çünkü. Burada Fransız balkon kullanılmış. Geniş balkon yok. Bu yatak odamızda Fransız balkon var. Demir ve ahşap korkulu konmuş. Tanıtmak istediğim iki odamız daha var. Onları da göstereyim size. Bu odamızda havuz cepheli çok güzel bir balkon var. Kullanışlı bir balkon. Her odanın tavanı ayrı dekore edilmiş. Şöyle geldiğimizde bilmiyorum kameradan ışıklar görünüyor mu? Şu görünen ışıklar Altunkum Marina ışıkları. Buradan deniz muhteşem şekilde izlenebiliyor. Yolun altı Efeler dediğim gibi. Burası villalar bölgesi. Arsa 500 metrekare. Emsallerinden fiyat uygun. Siz de zaten böyle bir ev almak istiyorsanız muhtemelen araştırıyorsunuzdur. Araştırmanızı da tavsiye ediyorum. Burada da aynı şekilde fugalı ısı yalıtım kullanılmış. Patlatma taşı kullanılmış. Dış cephe aydınlatma apilikler kullanılmış. Son bir odamız var. Onu da tanıtacağım size. Bu odamız ebeveyn banyolu. Ve aynı şekilde balkona çıkan bir oda. Burada
Geniş bir balkon var. Balkonu buradan aldığımızda takipçilerimiz de görecektir. Banyoyu da göstereyim. Bu arada Hasan Türk Yılmaz'a teşekkür ederim verdiği öneriler için. Onu da gösterelim. Burada kullanışlı bir ebeveyn banyosu var. İçeride duşakabini. Burada da ufak bir lavabosu mevcut. El yıkama yeri, aynası, havluluk yerleri mevcut. Şimdi aşağı inelim, son bir kere havuz başını çekelim. Havuz başı gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi evimiz Mesut Tatilköy plajına 2 kilometre, Altınkum plajına 4 kilometre mesafededir. Otogar, yani bu tür alanlara, bankalara falan 2 kilometre bir mesafesi söz konusu. Ev gerçekten çok şık, çok kullanışlı.